Selam hanımlar beyler, nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız iyiyim. Bugün katmer yapacağım. Malzemeleri sayayım. 2 kilo un var burada. 1 yemek kaşığı tuz. Böyle bir bardak zeytinyağı koydum buraya. Böyle bir bardak da ayçiçek yağı. 4 yemek kaşığı da tereyağı. Bunu ocağa alacağım. Eriyecek tereyağı, yağlar birbirine karışacak. Burada da 8 bardak suyumuz var hamuru yoğurmak için. Şöyle 8 bardak. Sizin için saydım yani. Şimdi yağımızı ocağa alayım, hamuru yoğurayım. Yağımızı ocağa koydum. Ben bu arada hamuru yoğurayım. Şöyle biraz açayım. Tuzu, suyu. Suyu kontrollü bir şekilde koyacağız. Yeni yoğuranlar için, ilk defa yapanlar için gösteriyorum. Benim bu katmeri çok beğenirler. Biz Erzurum'da çörek deriz, buna tandırda pişiririz. Burada katmer diyorlar. Ne çok cıvık ne de çok sert bir hamur olacak. İkisinin ortası. Suyumuz az geldi, 8 bardak. 6 bardak daha koydum ama 6 bardağı hep kullanmayacağım galiba. Ölçü vermek ne zor bir şey ya. Ben alışmışım göz kararına. Şöyle ayağa kalkıp yoğurayım. Masamızdan da ses çıkıyor ama. Un olan yerlere su döküyorum. 8 toprağım 10 bardak oldu. 2 kilo una. Oluyor arada. Kusura bakmayın artık. Hamuru yoğurdum. Şöyle biraz da un aldım. Bakın hamura. Masa sarsılıyor. Hani ekran sallanıyor diye şey yapmadım. Orasını çekmedim. Şimdi yumak alacağım. Öyle dinlendireceğim. Böyle bir tepsiye de koyacağım. Bezeler alalım. Hamuru dinlendirmedim. Böyle beze yaparak dinlendireceğim.
iki sefer dinlenme olmasın diye. Hani bir de beze yaptıktan sonra dinleniyor ya. Hamuru dinlendirip sonra beze yapıp bir daha dinlendirmiyorum. Hamuru yoğurdum, direkt bezeye geçiyorum. Beze halinde dinlensin. Biz yumak deriz, beze derler, başka bir şeyler derler. Yumaklarım büyük oluyor biraz. Tavam da büyük olduğu için. Şöyle. Un sepelim yapışmasın. İlk defa yapanlar için diyorum. Baktınız ki böyle büyük geldi. O zaman şöyle yapıp burasını keseriz. Hep bir ayar olsun diye. Yağımız da tereyağı eriyene kadar ısıttım, eridi, kapattım altını. Yağ arasına süreceğim. Yufka açıp. Un bittikçe un serpin altına yapışınız. Tezgaha, masaya. Nerede yapacaksanız. Ve bunun arasına her istediğiniz şeyi de koyabilirsiniz. Yani ben boş yapıyorum. İsteyen patates, isteyen peynir, maydanoz, isteyen haşhaş koyabilir. Böyle yumakladım. 3 tane de buraya koydum. 5-10 dakika dinlendirip açacağım. Üzerine de bir nemliğe sürteceğim bunu. Hamurumuz dinlendi. Biraz altına un serpip alalım. Açmaya başlayalım. Ne sert ne de çok yumuşak bir hamur olacak. Masanın sesinde yapışmaması için un serpiyoruz. Bunun hamuru çok ince açılmayacak. Biraz büyüttükten sonra yağlayacağız. Kadar yeterli. Şimdi yağ getireyim. Pardon. Yağımız da böyle. Her yerine gelecek şekilde.
alacağız. Sonra da böyle biraz da böyle açana kadar bekleyecek, kendini bırakacak. İkinci hamurumuzu da öyle açalım. Yine bu ortamı. Su da ayrı ses çıkarıyor. Ses masada ayrı ses çıkarıyor. Sizin tavanız küçükse yumakları biraz daha küçük alırsınız. Bu da yeter. Yani ilk defa yapanlar bile bunu yapar. Çünkü fazla ince açılmadığı için ilk defa yapanlar da rahatlıkla yapabilir. Dolu dolu iki yemek kaşığı yağ sıkıyor. Yine aynı şekilde. Üzerine de kurumaması için nemli bezle örtüyoruz. Bunu da açayım. Uzun olmasın dedi diyor. Diğerlerini de açayım. Pişirirken de gösteririm orayı da. Tavada pişireceğim bunu. Teflon tava olur. Keramik tava olur. Döküm tava olur. Odun ateşinde daha güzel olur. Saçta. Şöyle kenarları kalın olursa şöyle oklavayla şöyle açabilirsiniz. Yine ya.
Aynı şekil. Ben böyle açmaya devam edeyim, sonra görüşürüz pişirirken. Hamurları hep açtım, tavayı da koydum, kızsın. Şimdi bunları hamur gidiyor da aslında. Şimdi bunları açıp tavaya göndereceğim. Bu arada tripodum ayağı kırıldı. Saksının içine oturttum. Gözüm gibi de bakıyordum artık. İyi bakamamışım demek. Tavanın büyüklüğünü de böyle açacağız. Açması kolay da pişirmesi biraz uzun sürüyor. Açıp yağlaması kolay. Yarım saat sürmedi, açtım da. Şimdi tavada tek tek pişiyor ya, o biraz oyalıyor. Ama değiyor yani. Güzel oluyor. Erzurum'da bunu tandıra vururdu. Bir seferde 6-7 tane vuruluyordu. Ortasını da şöyle bir deleceğiz. Oradan yağ dökeceğim tavanın içine. Görünüyor mu bilmiyorum şimdi. Biraz da o açtığım ortadaki şeyden yağ döküyorum. Bir kaşık, bir de etrafından. Ağzına da bir kapak. Orta ateşte pişiyor. Şimdi çevirelim. Buraya da böyle bir tepsi hazırladım. Üstüne de kağıt havlu serdim. Fazla yağ olursa çeksin diye. Kapak kapatmayabilirsiniz de. Kapalı olunca da güzel oluyor yani. Hafif buhar olursa açarsınız kapak kapatırsanız. Çünkü buhar terletir, pişirmez. Sabah kahvaltısında hani misafir geldiğinde derin dondurucuya atabilirsiniz. Aralarına böyle ya kağıt ya da yağlı kağıt koyup poşetleyip dondurucuda da bekletebilirsiniz. Aniden biri geldiğinde çıkarıp tavada ısıtırsınız kısık ateşte. Çayın yanına harika bir şey oluyor, öğün oluyor. Altına az açtım, biraz ortadan biraz
Yüksek. Herkesin ocağı farklı, fırını farklı, derece ayarları hani. Doğalgaz çabuk pişiriyor, tüp geç pişiriyor. Ona göre herkes kendi evindeki şeyleri biliyor yani. Kullandığı aletleri. Sık sık çevirince daha güzel pişiyor. Kabar kabar oluyor. Dediğim gibi bunun haşması kolay, pişirmesi işte biraz uzun sürüyor. Ama değiyor yani. Orada yağlayıp beklettiğimiz hamurları da bunun pişmesine yakın açıp açıp tavaya atacağım. Açınca kalkmaz yerinden, dağılır. Hem açıyorum hem de tavaya atıyorum yani. Bekletmiyorum. Evet, ilk katmerimiz pişti. Alıyoruz şöyle. İkinci tavaya koyuyoruz. Bir kaşık. Bir de etrafını gezdiriyorum. Kapağını kapatıyorum. Böyle pişene kadar devam edeceğiz işte. Böyle pişireyim. Servis ederken de görüşürüz. Evet hanımlar beyler, katmerim pişti. Böyle 8 tane oldu. Bakın. Böyle tel tel oluyor. Dediğim gibi soğuduktan sonra aralarına ya havlu kağıt ya yağlı kağıt koyup dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.